pandemiyle birlikte zaten vatandaşın alım gücü düşüktü. Bu süreçte daha da zor oldu. Esnaf, çiftçi, işçi, yani kime dokunsak bina işliyoruz diyebiliriz yani. Sizin gözleminiz ne? Çünkü Mersin'de de geziyorsunuz, keza başka şehirlere de gidiyorsunuz, sürekli sahadasınız. Gözleminizi bir dinleyelim. Şimdi üzüldüğüm nokta, yaklaşık bir yıldır bu pandemi sürecinde tüm ülke ciddi bir mücadele veriyor. En çok da işçi, emekli, köylü, esnaf veriyor. Çok ciddi bir mücadele veriyor bu insanlar. Evet. Zaten bu pandemi süreci şunu ortaya koydu dünyada ve benim ülkemde. Neoliberal politikaların çöktüğü, sosyal devletin önemi, devletin ekonomiye bu kesim, ezilen kesimle ilgili müdahale ettiği bir ekonomik sistemin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yani dünyada düşünün, bu pandemi sürecinde zarar etmeyen şirketlere baktığınız zaman 8-9 tane büyük firma. Hiç zarar etmemiş bunlar. Dünya gelirlerinin %85'ini 20 bin tane şirket paylaşırken 8 milyar insan %15'iyle geçiniyor. Aynı benim ülkemde olduğu gibi. Yani bu süreçte en çok fakir, 2 bin lira civarında maaşa geçinmek zorunda olan emekli, işçi, işsiz kesim maalesef yaşadı. Emekliye %8, memura %7, asgari ücretine %20 gibi bir zam yaptılar. Güzel. Bakın. Zaten asgari ücret çok düşük olduğu için %20 zam olsa bile. Bu ya. Evet. Çip var bir de. Şu kamerayı gösterirsek şuraya. Evet. Çip var bir de. 85 lira. En çok zam gelen ürünlerden bir tanesi. Gelelim. Bakın. Bu. Çip var. Evet. Bebek mamaları. Köprü yolları %25 zam gelmiş. Elektrik, doğalgaza %25 zam gelmiş. Una. Bir yılda un. %60. Unun mayasına %62. Ekmeğe %50 zam gelmiş. %8 emekliye zam yapıyor. Ne güzel. Maaşlara bakalım peki, ne olmuş? Yani bizim en düşük işçi emeklisinin aylığı 1447 lira olmuş. Tayyip Bey, senin maaşında 100 bin lira olmuş. En düşük esnaf emeklisinin maaşı 1763 lira olmuş. Tayyip Bey, senin maaşın 100 bin lira olmuş. En düşük çiftçi emeklisinin maaşı 1662 lira olmuş. Tayyip Bey, senin sarayının gideri 3,5 milyar Tayyip Bey. Ve sen bu ekonomide enflasyonun %14 olduğunu söylüyorsun. Türkiye'deki tüm dernekler, ekonomistler, hocalar %36 olarak açıklıyor. Ah be saray. Ah be Tayyip Bey. Bir çık sokağa. Çık, insanlar ne durumda? Ben kesinlikle tüm vatandaşlarımıza bu kanaldan defalarca yalvardım. Yaşamak çok güzel. Sakın intihar etmeyin. O güzel gelecek, evet, günler gelecek dedim ama Tarsus'un İnköy'ü. 42 yaşında. 3 kız çocuğu babası. Aylardır kahvesi kapalı. Çocuklarına tablet alamadığı için intihar etti. İşte kahvesi. Hep gittiğimiz bir yerde. Neden? Neden benim insanlarım ölüyor? Ben çok iyi tanıyordum. Onun kahvesinde otururduk, sohbet ederdik. 200 kişilik bir köy zaten. Günde 200 tane çay satıyordu. Ama çocuklarına bakamıyor. Sen buna para veriyor musun Tayyip Bey? Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödemekle övünüyorsun sen. Sen ikinci, üçüncü sarayınla övünüyorsun. 8 tane uçağı var diyor Fuat Oktay. Ne kadar büyük marifet Tayyip Bey. Tayyip Bey, senin tuhafiye giderin 14 milyon yıllık. İçecek giderin 1,5 milyon. Ama kahveci Orhan intihar etti Tayyip Bey. Allah'tan kork biraz. Ben Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. İnsanlar bizden ekmek istiyor. Gelin pazarlara gidelim. Saat 8-8.30 gibi pazarın sonuna gelir. Kışın bu saat 6'da 6.30'da pazarın sonuna gelirsin. 60 yaşında, 65 yaşında insanlar pazardan ezik domates topluyor. Tayyip Bey, senin sofrana bakalım. Büyükelçilere verdiğin sofraya bakalım. Devlet başkanlarına verdiğin sofraya bakalım. Uçaklarının sadece bakım gideri milyonlarca lira. Tayyip Bey. Ama benim işçi emeklimin maaşı 1700 lira olmuş. Kiramı ödeyecek. Elektriğini mi yatıracak? Doğalgazını mı yatıracak? Ekmeğini mi alacak? Çayını mı alacak? Tayyip Bey. Çıkmışsın bu ülkede bu durumdan başka her şeyi konuşuyorsun sen. Evet. O kadar çok şey söylemek geliyor ki içinden ona. Hiç affedemiyorum. Ekonomiyi konuşmak suç. Ekonomiyi tartışmak suç. Sefaleti tartışmak suç. İntiharı tartışmak suç. Biz neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? 14 tane uçağı var diyorduk. Fuat Oktay hayır dedi, 8 tane uçağı var. Niye 8 tane uçağın var senin? Nesin sen kardeşim? Niye 8 tane uçağın var senin? Biri hediye ama. Evet. Sen niye yazlık saray yaptırdın? Niye Allah'ta saray yaptırdın? Bir de sıkılmadan arsa verin Kıbrıs'a saray yapacağım dedi adam. Ama 3 çocuk babası Orhan bugün yok. Niye yok? Çünkü sen kahveci esnafına bakmadığın için yok. Sen bir imzayla tüm lokantaları kapattın. Akşam çalışan restoranları kapattın. Kahveleri kapattın. Yüz binlerce garson sokakta bugün evine ekmek getiremiyor Tayyip Bey. Verebiliyor musun onlara bir asgari ücret bir ay boyunca? Ondan sonra Ali Mahir Başarır vatan hainiymiş. O darbeciymiş. Bu ülkeyi sen yönetiyorsun sen 18 yıldır. Ve ne acı, Colin İnşaat benim hakkımda basın bildirisi vermiş. Biz demiş devletin yasal vergi indirimlerini alıyoruz. Evet. Ben de bunu söylüyorum zaten, yasal alıyorsun da niye hep sen alıyorsun? Beşli şirket zenginleşmiş, aileler zenginleşmiş. 128 kez vergi indirimi. İndiriminden yararlanmış. Bunu ben sordum, bakan söyledi. Ya ben sordum, bakan söyledi, yalan değil. Sizin soru önergenize verilen yanıt. 2020 bütçesinden 18 yılda 5 şirket daha fazla ihale almış. Bakın bir devletin bütçesi demektir biliyor musunuz? Bir yıllık yiyip içtiğimiz tüm giderimiz bizim. Onlar zenginleşmiş ama Orhan intihar etmiş Tayyip Bey.